Herkese merhabalar. Güçlendirici aşılar özellikle Omikron'dan sonra herkesten tavsiye ediliyor. Şimdi güçlendirici aşılar yapılırken veya hatırlatma dozu yapılırken birçok insanda daha fazla yan etki olduğuna dair BioNTech ile ilgili özellikle bildirimler geliyor. Yani peki birinci ve ikinci dozdan sonra daha sonra güçlendirici yapıldığında normalde neden daha fazla yan etki yaşarız? Bununla ilgili araştırmalar mevcut, onu paylaşacağız. Ama sizden bana gelen bildirimlere göre de güçlendirici dozda veya hatırlatıcı dozda, birinci veya ikinci dozda veya Sinovac üçüncü doz olanlarda daha az yan etki olduğu, güçlendiricide daha fazla olduğu, hatta yere yapıştırdığı, yataklara yapıştırdığı, titremelerin olduğu ile ilgili geri bildirimler var. Bunu bugün konuşacağız. Özellikle koltuk altı lenf bezi şişmesinin daha fazla olduğu, hatta lenf bezi şişmiş olmasa bile koltuk altında ağrı olduğuna dair birçok yan etkileri bildiriyorsunuz. Şimdi aşılar öncelikle nasıl çalışır onu bir öğrenelim. Aşı mRNA aşısından bahsedelim. Bir kere kolumuza vurdurduğumuzda dışarıdan vücudun tanımadığı bir şey geldiğinde oraya bağışıklık hücreleri hızlıca hareket eder. Yani bu oradaki ağrının, ısı artışının nedenidir. Zaten daha fazla ağrı yaşamamanız için ben size söylemiştim. Aşı yaptırdıktan sonra kolunuzu hareket ettirmeniz oradaki yoğunluğu azaltacağı için kol ağrınızı ve aşı yapılan yerdeki ağrı ve kızarıklığı daha da azaltacaktır. O yüzden hareket ettirmenizi tekrar tavsiye ediyorum. Şimdi aşı yapıldıktan sonra vücudumuzda hücrelere girip aşı spike proteini yapmayı hücrelere emreder. Onlar da spike proteini yapar. Daha sonra hücreler parçalandıktan sonra bu kana karışır ve bağışıklık hücrelerimiz bu spike proteini tanır. Yani normalde aslında vücudumuzu kandırıyoruz. Virüs girmesi yerine, virüste de spike protein var. Virüs girmesi yerine spike protein üretiyoruz sadece virüsün tamamını değil. Şimdi bunu tanıdıktan sonra T ve B hücreleri, lenfositlerimiz bunu hafızaya da alır. Aşının çalışma prensibi genel olarak böyle. Şimdi güçlendirici doz tüm dünyada yapılıyor ve CDC, Amerikan CDC bununla ilgili bir araştırma da yapıyor. Güçlendirici dozda daha fazla yan etki oluyor mu diye. Evet, özellikle lokal belirtiler dediğimiz kolda şişkinlik, ağrı, lenf bezi şişmeleri ile ilgili yerel bir takım yan etkiler çok daha fazla. Mesela enjeksiyon yerinde ağrı dediğimiz %70'lerde, halsizlik %51'lerde, kas ağrısı %36'larda, baş ağrısı %38'lerde, ateş dediğimiz %22'lerde, Pfizer booster dediği hatırlatma dozu Pfizer'dan bahsediyoruz, ortadaki sütundan. Bulantı, ishal %14'lerde, buna benzer gidiyor. Lokal belirtilerin fazla olmasının yanı sıra diğer belirtilerin de bir miktar arttığı aslında gözüküyor. Peki neden böyle bir artıştan bahsediyoruz? İkinci ve üçüncü dozu aldığımızda bu spike proteini vücudumuz tanıyor. Daha sonra hatırlatıcı dozda tekrar aldığımızda tanımış olduğu için daha önceden tanıdığı bu proteine yönelik olarak ani bir reaksiyon geliştiriyor. Bu da üçüncü dozda veya hatırlatıcı dozda daha fazla reaksiyon göstermesinin nedeni. Yani daha önce tanıdığı bir düşmana karşı tekrar aniden hızlıca bir reaksiyon almasından dolayı daha fazla yan etkiler görülüyor. Ancak söylenildiği gibi en fazla bir hafta içerisinde bu yan etkiler geçiyor. Normalde 1-2 gün içerisinde, bazen 1 gün içerisinde geçtiği de oluyor. Koltuk altı lenf bezi şişmeleri de normalde 4-6 hafta sürer ama bu aşılardan sonra bazen 4-5 gün içerisinde kaybolduğunu da biliyoruz. Yaşlılarda bu reaksiyon, yani hatırlatıcı dozla ilgili zaten özellikle yaşlılara yapmamızın sebebi yaşlılardaki bu hafıza hücrelerini tekrar tazelendirmek. O yüzden güçlendirici dozu öncelikle yaşlılara tavsiye ediyoruz ve yaşlılar bağışıklık tepkisi daha az olduğu için onlar güçlendirici dozları mutlaka olması gerekir. Bu yan etkiler, söylediğimiz yan etkiler biraz artmış olsa bile bu bizim güçlendirici veya hatırlatıcı doz dediğimiz aşı yaptırmamıza engel değil. Söylediğim gibi COVID olduğunuzda bazen bir yıl, hatta bir yıldan uzun süren
kalp damar hastalıkları ile ilgili problemler, nörolojik problemler, böbrek problemleri, mide bağırsak problemleri belki de çok daha fazla uzun sürüyor. O yüzden bir iki gün bu yan etkileri çekmek çok daha akıllıca geliyor düşünüldüğünde. O yüzden mutlaka olun diyoruz. Bu yan etkilerin daha az olması için neler yapılabilir? Özellikle farklı bir takviye veya gıda, vitamin gibi şeyler almanıza gerek yok. Aşı olduktan sonra da bol sıvı tüketmesi gerekir insanların. Aşı olduktan sonra da bol sıvı tüketmesi lazım. Onun dışında tabii ki ağrı olursa ağrı kesicileri kullanabilirsiniz. Başka herhangi bir ek farklı bir şeye gerek yok. Aşılarınızı özellikle omikrona karşı hatırlatıcı doz mutlaka gerekli. Aşılarınızı mutlaka olun diyoruz. Sağlık zenginliktir efendim. Sağlıcakla kalın.